Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Yıl 1990. Türkiye'de bütün gazeteler aynı manşetle çıkıyor. Türkiye uzaya ilk füzesini gönderdi. Füzenin yaklaşık 250 gün sonra Mars yörüngesine girmesi bekleniyor. Bir tane kırmızı yerli otomobilimiz Devrim de füzeyle birlikte Mars'a gönderildi. Devrim'in radyosunda giderken çalması için karışık bir albüm oluşturuldu. Yolculukta bu kasetten sırasıyla Barış Manço Dağlar Dağlar, Cem Karaca Namus Belası, Erkin Koray Çöpçüler, Esmeray Unutma Beni, İlhan İrem Anlasana, Müslüm Gürses Hasret Rüzgarları, Ferdi Tayfur Ben de Özledim ve Orhan Gencebay Dil Yarası çalacak. Albümde yer alan sanatçılar Samsun'da yapılacak fırlatma töreni öncesi bir de konser verecek. O yıllarda böyle bir haber okusaydık nasıl olurdu? Korsancılarda bu albüm patlardı. O kesin de ülke açısından nasıl bir pozisyonda olurduk bugün tahmin edebiliyor musunuz? Muhtemelen şu an savunma ve teknolojide dışa bağımlılık derdimiz olmazdı. Çünkü füze diye başlayan hareket sanayinin her alanına yayılırdı. Ve bu haberi okuyabilirdik de o yıllarda. Gizli eller ortaya çıkmasaydı. Ortaya çıkıp Kirkor Divarcı'nın evini yakmasaydı. Son zamanlarda Türkiye, savunma sanayisi konusunda hızla gelişiyor. Selçuk Bayraktar gibi yetenekler ortaya çıktı ve yerleşme oranı artmaya başladı. Türkiye'de eskiden yetenekli insan yok değildi. Aradaki fark sadece şu an sahip çıkılıyor olması. Örneğin Nuri Killigil Paşa. Kurtuluş Savaşı'nda cephede aldığı başarılardan sonra Erzurum'da kurduğu fabrikada silah üretmeye başladı. Sonra Zeytinburnu'nda fabrika kurdu. Türkiye'nin ilk savunma sanayi fabrikasıydı. Hatta o zaman ürettiği yerli tabanca dünyanın en iyilerinden biriydi. Arap-İsrail Savaşı'nda Araplara silah satmak yasaktı ama Nuri Paşa Mısır ve Suriye'ye silah gönderdi. İsrail'in kurulmasına karşıydı. Devlet üzerine devlet kurulmaz diyordu. Ama bu silah sevkiyatı ile hedef tahtasına oturdu. 1949'da bilinmeyen bir sebeple fabrikasında yangın çıktı. Devasa patlamalar oluştu. Nuri Killigil Paşa ve 26 çalışanı şehit oldu. Patlama ile ilgili hazırlanan raporların tamamı kayıp. Yani üzeri örtüldü olayın. Nuri Paşa dışında Şakir Zümre, Nuri Demira, Vecihi Hürkuş gibi bu işe gönül koyan herkes ya sindirildi ya öldürüldü. Bugünkü konumuz da bu isimlerden biri. Ermeni asıllı Türk vatandaşı Kirkor Divarcı. Ruslar ilk yapay uydu olan Sputnik'i uzaya 1957 yılında gönderdiler. O dönemde bir uzay yarışı vardı. Türkiye devlet olarak böyle çalışmaların peşinde değildi. Ama bir grup lise öğrencisi bu hayali kurdu. Yıl 1959. Yani Sputnik uzaya fırlatıldıktan 2 sene sonra. Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi öğrencileri bir hayalin peşine düştüler. Ve okullarında Bandırma Füze Kulübünü kurdular. Okullarında zaten bir havacılık kulübü vardı. Füze kulübünü de ona bağlı olarak kurdular. İmkanları kısıtlıydı ama hem istekli hem de çalışkanlardı. İnsanların bu konuya ilgileri uyansın istediler. Okullarda roket ve füzeler konusunda konferanslar vermeye başladılar. Kulübe olan ilgi bu şekilde artmaya başladı. Kulübü Güngör Gezer, Artuğ Sayıner, Osman Caran, Atilla Yedi Kardeşler ve Adnan Zambak isimli 5 genç kurmuştu. İlk başlarda onlara inanan çok azdı ama sonraları yetenekli başka isimler de katıldı ve gerçekten füze tasarlayabilecek hale geldiler. Bu süreçte Bandırma Füze Kulübü liseden ayrılarak Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği ismiyle resmiyet kazandı. Yani işler büyümeye başlamıştı. Hemen aynı yıl ilk füzelerini tamamladılar. 1 metre boyunda, 10 santimetre çapında ve 3 kilo ağırlığındaki bu füze 10 Ekim 1959'da fırlatıldı. Yaklaşık 40 metre yükseldi ve denize çakıldı. O yıl içinde bir atış denemesi daha yapıldı ve o da başarısız oldu. Bizim medya durur mu? Hemen çocukları küçümseyici haberler yapmaya başladılar. Hatta o dönemde Cevat Fehmi Başkurt 10 Şubat 1960 tarihli yazısında gençlerin durumundan şöyle bahsetti. Gençler darılmasınlar, bizlere biraz hak versinler. Onlar başka dünyalarda yaşıyorlar. Halbuki biz daha bu dünyadaki meselelerimizi halledemedik. Durun bakalım, parti kavgaları bitsin, Cezayir meselesi sona ersin, Kıbrıs'ta cumhuriyet ilan edilsin, seçimler yapılsın, kongreler tamamlansın. Elbet füzelere de sıra gelir. Aslında saydığı her şeyin önünü açacak ve bahsettiği sorunları bir bir çözecek bir sürecin başlangıcı bu hamle olabilirdi. Ama tabii ki o dönemin medyatik isimleri bunu göremedi. Gençlere bu işe gönül koyarken destek olmayanlar ilk başarısızlıkta hemen bilirkişi kesildiler. Hani bize öğretilen biz yapamayız saçmalığı var ya, işte onu söyleyip durdular.
Tabii o dönemde bu gençleri destekleyenler de vardı. Belki de onların sayesinde hevesleri kırılmadı ve devam ettiler. 1960 yılının Şubat ayında 3. füze çalışmalarını tamamladılar. 2 kademeli ve otomatik ateşleme sistemine sahip 10 cm çapında 1,5 metre boyundaki füzeyi 750 metre yüksekliğe fırlatmaya başardılar. Bu sefer durum tersine döndü. Türk basınını bırakın, dünya basını bile bu gençlere haber yaptı. Amerika, Hollanda ve İtalya'da dergilere röportajlar verdiler. Tabii ki özgüvenleri de arttı. Başarılar arttıkça destek ve katılım da aynı doğrultuda artmaya başladı. Derneğin adını Bandırma Havacılık ve Astronomi Roket Kulübü olarak değiştirdiler. Derneğe birçok önemli isim katılmaya başladı. Ama içlerinde en özeli ve bu işe gönül vereni İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinde görev yapan akademisyen Kirkor Divarcı'ydı. Kirkor Divarcı'nın zaten bu konuda bir hayali vardı. Kendi tasarladığı Marmara 1 isimli roketi fırlatmak istiyordu. Hatta bu işe öylesine gönül verdi ki nişanlısıyla biriktirdikleri evlilik parası olan 400 lirayı bu işe harcadı. İstanbul Teknik Üniversitesi projesini onayladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile temasa geçildi ve ordunun da desteği alındı. Kirkor Divarcı füzesini üretti ve 30 Ağustos 1962'de fırlatılmasına karar verildi. O gün geldi. 30 Ağustos törenlerinde halk bu tarihi ana şahitlik etti. Üzerinde Türk bayrağı olan 1 metre 33 santimetrelik 1,5 kilogramlık ilk Türk füzesi Marmara 1 fırlatıldı. 920 metre yükseğe çıktı. Marmara 1 ilk gerçek füzemizdi. Kirkor Divarcı ve etrafına toplanan füze kulübü gençleri azimle çalışmaya devam ettiler. Yani Marmara 1 umut ışığı oldu. Bu atıştan sadece 4 gün sonra Marmara 2'yi fırlattılar. Bu da başarılı oldu. Füze 15 kilometre yol kat edip 822 metre yükseğe çıktı. Bu başarılı deneme sonrası ekip Amerika ve Almanya'nın ardından amatörler arası füze yarışında dünya üçüncüsü olmayı da başardı. Bu başarının ardından ekibe destek mesajları yağdı. Dönemin Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı ekiple iletişime geçti ve destek sözü verdi. Devlet desteğini de arkasına alan Kirkor Divarcı ve ekibi tam anlamıyla destan yazmaya başladı. Daha güçlü roketler yapmak için kolları sıvadılar. Neredeyse her hafta yeni bir atış denemesi yaptılar. Hürriyet 1 ve Hürriyet 2 füzelerini de başarıyla fırlattılar. Arada Marmara 3 denemesi başarısız oldu ama çalışmaya devam ettiler. Marmara 4'ü yaptılar. Marmara 3'ün aksine Marmara 4 tam 5415 kilometre yükseğe çıktı. Tarihi bir başarı yakaladılar yani. Dönemin Cumhurbaşkanı ekibi özel olarak tebrik etti. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenler olacak. Onlara imanınızla cevap verin dedi. Her şey kusursuz gidiyordu. Ekip de arka arkaya yeni projelerle ortaya çıkıyordu. Sirius, Vega, Actarus, Atabir, Uçan Türk gibi projelerle günden güne başarıları da özgüvenleri de arttı. Özgüvenlerini arttıran en önemli proje Actarus'tu. 500 kilo ağırlığında ve 4 metre uzunluğundaydı. Bununla uzaya ilk defa canlı gönderecektik. Kapsülüne bir fare konulacaktı. Bu farenin yol boyunca hareketleri takip edilecek ve roket 150 kilometreye ulaşınca kapsül ayrılıp fare paraşütle dünyaya inecekti. Böylece farenin durumunu inceleyeceklerdi. Bunun yanında Vega da iddialı bir projeydi. 300 kilogram ağırlığında ve 3.6 metre boyundaki roketin menzili 410 kilometre olarak tasarlanmıştı. O günlerde, hatta ondan 20 yıl sonra hayal bile olamayacak işlere imza attılar. Amerika'nın yardımlarına muhtaç yaşadığımız yıllarda bu ekip gözünü uzaya dikti ve bu ülkeye büyük bir teknoloji kazandırmayı hedefledi. Tabii bu durum bazılarını rahatsız etti. Bu bazıları ya da karanlık eller kavramını ilk defa duymuyoruz. Ne zaman Türkiye'yi şaha kaldıracak bir projenin etrafına toplansa insanlar hep bu ellerle karşılaştılar o dönemde. Ya kara propaganda yaptılar, ya suikast, ya baskı. Bir şekilde engellediler çalışan insanları. Ama daha da acı olan kısmı biz de devlet olarak sahip çıkamadık bu isimlere. Genellikle ya görmezden gelindi ya da üzeri örtüldü olayların. Bu konuda da aynısı oldu. Bütün destek mesajlarına, mutlu aile pozlarına rağmen bir anda her şey değişti. Kulübe destek verenler bir bir desteklerini çekmeye başladılar. Her fırsatta kulübü karalamaya başladı medya. Örneğin 1966 yılında bir havacılık sergisi düzenlediler. Amerika Haberler Merkezi tarafından hediye edilen X-35 uçağının maketini de buraya koydular. Bazı gazeteciler onları Amerikan propagandası yapmakla suçladı. Bunu yapanların tamamı muhtemelen Amerika'dan ya da Sovyetlerden beslenen isimlerdi. Çünkü bu toprağın evladı bu ekibe destek verirdi. Kulüp başkanı Artu Saygıner bu suçlamalara cevap vermek zorunda bile kaldı. Tabii bu açıklama hiçbir şeyi değiştirmedi. Önce destekler kesilmişti, şimdi de kara propaganda başladı. Bu da yetmezmiş gibi ekibin beyni olan Kirkor Divarcı'nın evinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı ve projelere dair tüm yazılı belgeler, planlar ev ile birlikte kül oldu. Olay için şanssızlık dediler ve olay hiçbir zaman aydınlatılmadı.
Emekleri boşa giden Divarcı olaydan çok etkilendi. Adeta hayata küstü ve çalışmalarına bir daha başlamamak üzere son verdi. Devamında da ekip hızla dağıldı. Türkiye'nin yerli teknoloji geliştirme konusundaki belki de en acıklı hikayesi bu. O dönemlerde bu ülkenin hayrına iş yapan her isim bir bir sindirildi. Eğer o gün o isimlere sahip çıkılsaydı, onlara uzanan o karanlık eller devlet tarafından kırılsaydı, belki de 1990'da Mars hasret rüzgarları dinleme şansına sahip olacaktı. Ondan öncesinde de devrim arabasına uygulanan baskı engellenseydi, belki de Tesla'dan önce devrim gidecekti uzaya. O dönem sahip çıkılmadı. Bize de konunun keşkelerini konuşmak düştü. İnşallah bugün savunma sanayimizde çalışma yapan isimlerle ilgili keşkeler bırakmayız geleceğe. Allah'a emanet olun.